Manisa TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Saat 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde yaşanan zeytinliklerin kesilmesi olayında sular durulmuyor. Mahkeme kararına rağmen usulsüz zeytin kesimlerine tepki gösteren köylüler yaptıkları eylemlerden sonra çareyi Manisa Valiliğine gitmekte buldu. Köylüler kesilmiş zeytin ağaçlarını toplayarak valilik önüne yığdı ve bu katliamın durdurulmasını istedi. Bundan yaklaşık işte bir 3 ay önce gibi bir süreç başladı. Bu süreçte bizimle devlet en ufak bir milletin ayağına gelmemek gibi bir işesi var. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde acele kamulaştırmayla kamulaştırılan ve termik santral kurulacak olan zeytinliklerin kesilmesine tepkiler giderek büyüyor. Mahkeme kararına rağmen usulsüz zeytin kesimlerine tepki gösteren köylüler Manisa Valiliği önüne yanlarında getirdikleri kesilmiş zeytin ağaçlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık 50 kişilik bir grupla Manisa Valiliği önünde kesilmiş zeytin ağaçlarıyla basın açıklaması düzenleyen köylülere CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de destek verdi. Valilik önünde ilk açıklamayı yapan Yırca Köyü sakinlerinden Sedat Sami Özdemir şunları söyledi. Gölü bir nevi kuruttular. Biz buradan senelerden beri ekmek yiyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimizi tarımla sağlıyoruz. Zaten hala hazırda iki tane mevcut santral var. Buna rağmen üçüncü santralı kurmak istiyorlar. Şu anda köyümüzde hastanelerde 10 tane yaklaşık akciğer kanserinden yatan insanlarımız var. Mağdur durumdayız. Böyle bir şey yasal değilse niçin kesiyorsun? Yaşama hakkımız yok mu? Biz yaşama hakkı istiyoruz. Çocuklarımıza temiz çevre, enerji istiyoruz. Şu zeytinimiz Türkiye dünyada ikinci sıraya gelmişken niçin gitsin? Niçin bu tarım arazilerimizi yok ediyor? Valilik önündeki açıklamanın ardından Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'la görüşmek isteyen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve köylüler bir süre güvenlik güçleriyle görüştü. Köylülerin yaşadıklarını anlatmasının ardından bir açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel şöyle konuştu. Hukuk mücadelelerinde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bundan bir ay önce biliyorsunuz bir gece yarısı köylülerin hiç haberi yokken bir acele kamulaştırma kararının gereği olduğunu söyleyerek zeytinliklere dozerler girmişti. Gece 1.30'da gittik, dozerlerin önüne hep birlikte geçtik. Çünkü biraz önce teyzemin söylediği gibi gözyaşlarıyla bu zeytinler onlar için evlatları. Ha evladının eli ayağı kesilmiş, ha onların zeytini kesilmiş. Köylüler vali yardımcısı Mehmet Yüce ile görüşmenin ardından Soma'ya geri döndüler. Öbürleri de apaçiler gibi geliyorlar, zeytinleri kesip kesip kaçıyorlar. Evet. Buna bir dur demenizi bekliyorum. 511 ağacım. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'daki 2014 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve yangına dayanıklı orman tesisi projesi hakkında basın açıklaması düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'daki 2014 yılı orman yangınları ile mücadele çalışmaları ve yangına dayanıklı orman tesisi projesi hakkında gazetecilere bilgi verilerek helikopter turu düzenlendi. Aneman Otel'de sabah kahvaltısıyla başlayan bilgilendirme toplantısına Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Orman Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun, İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, Manisa Orman İşletme Müdürü Yasin Yaprak, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile ulusal ve yerel basın mensupları da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun, orman işletmelerinin bu yıl 175. yılının kutlandığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu. Geçmişte çok fazla kıymeti bilinmeyen ancak son zamanlarda bu küresel ısınma ve diğer argümanlarla beraber ne kadar faydalı, ne kadar hayli bir hizmeti yaptığımızın da ön plana çıktığını hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki ormanlar karbon yükaklarım anlamında fevkalade işler düzenlemektedir. Ancak kendini yenileyebilir enerji kaynaklarımız olması münasebetiyle ormanlarımızdan ara hasıra alınması, ormanlarımızın diğer görevlerinin fonksiyonlarını icra edilmesi noktasında da bir gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz ve bunu sizlerle paylaşıyoruz.
Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da Manisa'da orman yangınlarıyla mücadelenin iyi bir noktada olduğunu ve YARDOP ile bu çalışmaların daha da önem kazanacağını söyleyerek şunları kaydetti. Bu her çok daha mantıklı, her çok daha ucuz, çok daha az sayıda çözüm oluyor. Bu YARDOP çerçevesinde özellikle yangın hassas bölgelerde, ki bu bölgeler daha çok şehirli, yerleşimle ormanın birleştiği noktada oluyor. Yangına dayanıklı türler ekmek gerekiyor. Yangına dayanıklı ağaç türleri tercih gerekiyor. Ayrıca yine işte biraz evvel istatistiklere baktık. Çıkan yangınların çift sebeplerine bakıldığında yangınların çoğunun insan kaynaklı ve yerleşimler kaynaklı olduğu gözüküyor. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Yurt Dağı'nda sanayinin güneyinde Anıt'tan da şehrin güneyinde Turgutlu yoluna kadar böyle batı istikametinden güney istikametinden bir karayolu ulaşımıyla yeni bir çevre yolu ortaya çıkmış olacak. Biz bunları görüştüğümüzde yeni şehrin gelişme alanı, toplu konut alanı, üniversite, sanayide 50 bin kişi çalışıyor. Köylerden sanayiye bağlantı. Aynı zamanda o ormanla arasında bir yol. Devam ettiğimiz Anıt'tan sonra yine ormanla şehri böyle güney kesiminden bir hat. Manisa'nın güneyi boydan boya batıya kadar yeni bir çevre yolu sanayi de içine alacak şekilde oluşmuş olacak. Yani böyle standartları yüksek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'daki 2014 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve yangına dayanıklı orman tesisi projesi hakkında gazetecilere bilgi verilerek helikopter turu düzenlendi. Muhabirlerimiz Cemil Saval ve Mert Demir tarafından sizlere Sabuncubeli ve Saruhanlı arasındaki ormanlık alanı böyle görüntüledik. Karar konusunda 898 yardım 270 şehrinin bunun düşme sebebiyle biz İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Anemon Otel'de yangına dayanıklı orman tesisi projesi hakkında bir basın toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen toplantının ardından yerel ve ulusal basın mensupları helikopter ile projenin uygulanacağı alanı havadan görüntüledi. Uncu Bozköy mahallesinden hareket eden helikopter ile başlayan tur, Sabuncubeli orman yangınının meydana geldiği alanda Saruhanlı ilçesine kadar taranarak tekrar başladığı yerde son buldu. Basın mensupları Manisa'yı havadan görüntüleyerek orman yangın ekiplerinin yangınlara nasıl müdahale ettikleri hakkında bilgi aldı. Manisa'daki orman varlığının gözler önüne serildiği gezide geçen yıl yanan 77 hektarlık alanda yapılan iyileştirme çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda yapılan müdür atamalarının ardından bazı okullarda boş kalan müdürlük koltuğu için 16 Ekim tarihinde mülakat sınavı başladı. Manisa'da sınava giren müdür adaylarının heyecanları gözlerinden okundu. Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Recep Varlı Akman ise mülakatın Danıştay'ın verdiği karara göre yapılmadığını söyledi. Varlı Akman sınavın bu şekilde devam etmesi halinde ilgililere dava açacağını belirtti. Manisa Valiliği'ne bu mülakat sınavları ile ilgili olarak nasıl yapılması gerektiği hususunda resmi bir dilekçe verdik. Geçtiğimiz aylarda yapılan müdür atamaları ardından boş kalan okullara müdür ataması gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen mülakat sınavı 16 Ekim tarihinde başladı. Manisa Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen mülakat sınavına yaklaşık 1000 öğretmen başvuru yaptı. Sınav saatini öğretmen evinin bahçesinde bekleyen müdür adaylarının heyecanları gözlerinden okundu. Geçtiğimiz günlerde mülakat sınavı ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Recep Varlı Akman, mülakatın sesli ve görüntülü biçimde kaydedilmediği takdirde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Varlı Akman, mülakatın Danıştay kararından uygun bir biçimde yapılmadığını ifade ederek durumun bu şekilde ilerlemesi halinde ilgililer hakkında dava açacağını belirtti.
mülakat ve sözlü sınavların yapılmasında sakınca yoktur demiş. Biz de Danıştay'ın bu içtihat kararına binaen Manisa Valiliğine dilekçe verdik. Ama Manisa Valiliği ne yazık ki bu dilekçemizi çok fazla ciddiye almadı ve ciddiye almadığını da dün ve bugün yapılmış olan mülakat sınavlarından çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü mülakat yapılmış olan odalarda herhangi bir şekilde sesli ve görüntülü bir kayıt cihazı yok. Yarın öbür gün sınava girmiş olan mülakat ve sözlü sınava girmiş olan insanlar konuyu idari mahkemeye ve dolayısıyla bölge idare mahkemesine götürdükleri zaman haklı olduklarını veya olmadıklarını nasıl izah edecekler? Efendim bu bir sıkıntıdır, bu bir problemdir. Efendim bu problemin dışında da Sayın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mevcut olan ve bu atama işlerine bakmış olan arkadaşımızın bu mülakat komisyonlarında bulunan insanları Manisa MEP sitesinde yayınlamamış olmasının ciddi bir sıkıntı ve problem yaratacağını düşünüyoruz. Ve çok da etik olmadığını söylüyoruz. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Laleli İlkokulu 3D sınıfı öğrencileri Dünya Gıda Günü dolayısıyla Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Minik öğrencileri gıda konusunda bilgilendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm vatandaşların konuya farkındalıkla yaklaşması gerektiğine vurgu yaptı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Laleli İlkokulu 3D sınıfı öğrencileri Dünya Gıda Günü dolayısıyla Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sınıf öğretmenleri Mustafa Tarık Özcan ile birlikte müdürlük bahçesini gezen minik öğrenciler ardından toplantı salonuna geçerek doğru gıda seçimi ve gıdanın saklanması konularında bilgilendirildi. Biz de neye dikkat ediyoruz? Nerede? Nerede yapıldığına? Minik öğrencilerle bilgilendirmeyi Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi yaptı. Çebi öğrencilere gıda ile ilgili çeşitli sorular sorarak miniklerle eğlenceli dakikalar yaşadı. Yaşında Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir program gerçekleştirdik. Biz meslek lisesinde burada Dünya Gıda Günü itibariyle 2014 yılında belirlenen teması aile süsleyi. Program bitiminde Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, minik öğrenciler ve onların sınıf öğretmeni Mustafa Tarık Özcan müdürlük önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Özgün müzik sevenlerin vazgeçilmezi İlkay Akkaya Manisalı hayranlarıyla buluştu. Kültür sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Seslendirdiği parçalarla dinleyicilerden tam not alan Akkaya, sade kıyafetiyle de büyüledi. Konser öncesi gündeme ilişkin bir konuşma yapan Akkaya, Kobane eylemlerinde hiçbir vatandaşın olaylarda zarar görmemesi gerektiğini ifade etti. Daha önce grup Kızılırmak gibi Türkiye'nin köklü müzik gruplarında solistik yapmış ve özgün müzik türünü sevenlerin vazgeçilmezi olan ünlü sanatçı İlkay Akkaya, Ada Medya ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin organizasyonuyla Manisa'da konser verdi. Kültür sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun oldu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de katıldığı konserde eğlenceli dakikalar yaşanırken Akkaya şarkı aralarında Türkiye gündemini değerlendirmeyi de ihmal etmedi. Oh,
Akkaya geçtiğimiz günlerde yaşanan Kobani eylemlerine değinerek hiçbir vatandaşın olaylarda zarar görmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Düşündüğümüz bir çağda yaşıyoruz ama çok çok küçük grupların arasında duvarlar yükseliyor. Birbirimizi anlamakta bu iletişim olanaklarına rağmen bir yol kat edemedik. Sanki ayrı ayrı hücrelerdeyiz gibi hissediyorum. Zaman zaman duygusal, zaman zaman ise hareketli parçalarıyla dinleyicileri sahneye kitleyen Akkaya, sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine topladı. Uzun kırmızı renkli bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü sanatçı İlkay Akkaya, dinleyicilerden giyim ve canlı performans konusunda tam not aldı. Karadeniz şarkılarının vazgeçilmez yorumcusu Volkan Konak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Hemşeri Dernekleri Festivali kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Manisalılar Volkan Konak'a yoğun ilgi gösterdi. Kuzeyinoğlu Volkan Konak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Hemşeri Dernekleri Festivali kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Karadeniz müziğinin aranan ismi olan Volkan Konak'a Manisalılar büyük ilgi gösterdi. En güzel şarkılarını Manisalılar için seslendiren ünlü sanatçı Volkan Konak, Karadeniz ezgileriyle vatandaşları coşturdu. Gerek hüzünlü, gerekse hareketli şarkılarını seslendiren Volkan Konak, kulaklardan pazı sildi. Volkan Konak konserine vatandaşların yanı sıra Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kurum ve dernek temsilcileri de katılım gösterdi. Sevgilim, balından mahrum bırakıldığım sevgilim. 13 yıl oldu elin elime değmeyeli. İçinizde abartma Volkan, böyle bir şey var, var, evet. 13 yıl oldu eli elime değmeyeli. Aman ya Rabbim, ne ağır vebaldir sevemedim. Ne ağır vebaldir. Aşklar, sevdalar, evlilikler ağaca benzer, kurudumu yeşermez. Size bir sır vereyim sevgili ailem, Türkiye'nin güzellikleri. Kainat denen nesne içerisinde üzerine en çok titrediğim insan kalbi, onun sol göğsünün altına takılı olan... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yol kenarında vurulan Süleyman E. hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatarak saldırganı yakalama çalışmaları başlattı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre Sarıbey köyü yolunda meydana gelen olayda Süleyman E. isimli şahıs henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kişi ya da kişilerce yol kenarında tüfekle vuruldu. Sarıbey yolu üzerinde yerde yaralı bir şekilde yatan yaralıyı yoldan geçen bir kişi Turgutlu Ergenekon kavşağına kadar motosikletiyle getirdi ve bölgede bulunan polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi bölgede yapılan Süleyman E., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen AD'nin arama çalışmalarına başlandı. Sırada spor haberimiz var. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un önemli konukları vardı. Akhisar'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Aksek Sevgi Çocukları Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Akhisar Belediyespor'un konukları oldu. O samimi ziyaretin görüntülerini izliyoruz. Reis siz misiniz? Evet, reis. Müdür benim. Önümüzdeki ayda bir aramız var. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları öncesi Yılmaz Atabatur tesislerinde Akhisar'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Aksek Sevgi Çocukları Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini konuk etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Aksek Sevgi Çocukları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nuran Bayraktar, öğrencilerinin adına Akhisar Belediyespor Kaptanı Bilal Kısa'ya çiçek takdim etti. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Kasım ayı içerisindeki verilecek aradan dolayı iadeyi ziyaret etmek istediklerini, yapılan görevin kutsal ve zor olduğunu ifade etti. 3 Aralık'ta bizim her yıl gösterilerimiz oluyor. Belki görürsünüz. Her yıl bir gün anlatmak için bir ziyaretine geliyoruz Akhisar Spor'a. Tekrar davetiyelerimizi de size takip etmek için geleceğiz ama 3 Aralık'ta mutlaka bekliyoruz. Eğer maç veya kampla ilgili bir sorunumuz olmazsa, yani en azından biz gelemesek bile kaptanlarımız sizin mutlaka yanınızda olacak. Tamam. Oldu mu? Çok teşekkür ediyoruz. Bir ay sonra biz de iletişim kuracağız. Peki. Ve ziyaretinize geleceğiz. Tamam. Çok yani emekleriniz hakikaten şimdi izliyorum. Yani çok bilmiyorum, herhalde cennette yer dağıtılsa ilk önce siz mi alacaksınız? Bilmiyoruz ya. Yani ama kalpten temizse bu yardımlarınız olağanüstü yani. Ben yapamam. Bana deseniz ki bu şeyi yapabilir misiniz? Ben belki becerim ama sizin sabrınıza ve enerjinize hayranız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Manisa'dan haberleri izledik, şimdi de para piyasasına göz atıyoruz. Bültenimize hava durumuyla devam ediyoruz. Yarın Manisa'da en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? Manisa TV 19 ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki bültenimizde görüşünceye dek hoşça kalın.